بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı روزاسını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamd ve senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Mahbub Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşiyete cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, sizler bilen mübarek Ramazan ayının evvelinden Qatar mescidlerde otkazıp kereyatken sohbetlerimizini kergen cahiden devam ettiremiz. Keçe başka bir mescidde şeytanını vasvasasından saklanış için, şeytanını kalıbge kiriş yolları, eşikleri, derezeleri, tünyüklerini tosuş için nimalar kılışı gerekliliği doğrusu da sohbet otkazgan edik. Bugün husnu hulk, onun fazileti ve hulka tegişlik, başka bir kança malumatlar bilen Allah Teala'nı özüden yardım soragan halimizde kolumuzdan kegenice tanışıp otuşka hareket kılamız. Husnu hulk, güzel hulkli buluş enbiyaların sıfatıdır. Evliyaların sıfatıdır. Azizlerinin sıfatıdır. Cennetlerinin sıfatıdır. Aksinçe bad hulk buluş, yaman ahlaklı buluş, küfür, nifak, en batarın adamlar dozaklarını sıfat hesaplanadı. Allah görsetmesin, mumun bende de ana şundak bad hulk haletlerden, yaman hulklerden bir artesi bopkasa, onu kalbiden çıkarış, ana şu sıfattan kutuluş için, ondan nefsini, kalbini paklaş için, qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rmog'i vojib bo'ladi. Nafsni poklash uchun, o'zini o'nglash uchun bu borada mu'min musulmon banda uch bosqichni bosib o'tishi to'g'ri keladi. Birinchisi, yomon xulqlardan nafsini, qalbini poklash. Ikkinchisi, mu'min musulmon bandaga lozim bo'lgan ma'lum maqomlarni kasb qilish. Uchinchisi, mu'min musulmonlarga lozim bo'lgan ba'zi ism va sifatlar ila xulqlanishdan iborat bo'ladi. Mana shu narsa har bir mu'min, har bir musulmonni tushungan va o'sha uchun yuzlanib harakat qilgan holatlaridan biri bo'lishi lozim. Zaten Allah subhanahu ve ta'ala insan balasını, insan zatını cisim ve ruhtan yaratken. Fakat cisimini özü emez. İnsanını yaratış tarihine nazar saradığım olsak, bu barada Kur'an-ı Kerim'de kelgen ayetlerini organadığım olsak, Allah subhanahu ve ta'ala Adam balasını loydan yaratıp, şeklini bitirgenden son, haligi şekil katıp, bir haykalini tüsüge kirgen. Salsal sıfatıge ege bugan, salsal degeni çirse avaz çıkadıgan sopalını aytiladi. Ana şunday sopal turganda, keyin unga can kiritip, canlı bir insan zatını yaratgan.
Mana shu narsani farishtalarga Alloh subhanahu va taolo oldindan aytib qo'ygan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Allah Ta'ala farishtalarga aytmoqda. Man ta'kidlab aytamanki, balchiqdan, qora hidi chiqib turgan balchiqdan, keyin sopol bo'lib qatadigan shakldagi, salsal shaklidagi basharni yaratuvchidir man. Loydan loyni qilib qo'yib tashab qo'ysa, eskirsa, qop-qora bo'lib sassiq bir holatga keladi. O'shundan keyin yaxshi narsalarni yasashga kurollar tushadi. Alloh ham shunday qilganda, keyin odamni shaklini yaratgan. Sopol shakliga kelgan, chersa ovoz chiqadigan darajada. Shuni qilaman deydi Alloh taolo. Keyin uni sozlab bo'lganimdan keyin o'zimni ruhimdan unga puflayman. Ana shunda sizlar hammanglar unga sajdaga yiqiringlar dedi. Ya'ni farishtalarni odamga sajda qildirgan narsa Allohning amri, u quruq jasad emas, ruh ekan. Ruhni men nafx qilganimda ana sizlar sajdaga yiqilinglar unga, sajda qilinglar deyapti Alloh taolo. Demak, insonning mohiyati, insonni inson qilgan, unga qadr qimmat bergan Allohning ruhidan bo'lgan joni ekan, nafsi ekan. Farishtalarni unga sajda qilishiga sabab bo'lgan narsa ham xuddi shu nafs ruhdan iborat ekan. Insonning mohiyati, insonning insonligi, uni boshqa narsalardan ulug' bo'lishi hammasi aynan shu jonga, nafsga bog'liq bir holat ekan. Ana endi jism, modda va ruhdan tashkil topgan insonni jismini alohida, ruhini alohida ismi bor. Insonni sirtqi ko'rinishini arab tilida xalq deydi. Falonchini xalqi go'zal desa, tashqi ko'rinishi go'zal degani. Insonni ichki ko'rinishini, ichki dunyosini, qalbi, ruhini xulq deydi. Falonchini xulqi go'zal desa, ichki dunyosi go'zal, odob axloqi yaxshi degan ma'no kelib chiqadi. Ko'proq insonning mohiyati to'g'risida gapirganda, xalq bilan xulq ikkovi qo'shib gapiriladi. Falonchini xalqi ham go'zal, xulqi ham go'zal. Ya'ni uni tashqi ko'rinishi ham va ichki dunyosi ham go'zal, chiroyli degani. Xulq o'zi nima desa, axloq ilmini ulamolari xulqni ta'rifida aytadilarki, xulq insondagi mustahkam, barqaror hay'at bo'lib, undan insonni qiladigan amallari osonlik ila, hech qiynalmasdan sodir bo'ladi.